Azerbaycan'dan yine bir sorumuz var rehberim. Yusuf soruyor. Merhaba Mutlu Hocam. Azerbaycan olmuşundayım ama içimde çok büyük öfke var. Ben bunun üstesinden nasıl gelebilirim? İç savaşımı nasıl yenebilirim? Neye yönelik öfken var? Ne oldu da öfken var? Hepimiz öfkeliyiz hayata yönelik. Hayatta hiç istediklerimiz olmuyor. Ha? İstediğimiz şeyler ters gidiyor. Tepetaklak gidiyor vesaire. Ve insan öfkeli oluyor hayatı kendisinin istediği gibi, arzuların istediği gibi gitmediği zaman. Ama şunu anlamamız lazım. Eğer bir şey istediğim gibi gitmiyorsa belki benim farklı bir yaklaşım göstermem gerekiyor. Belki bende bazı şeyler değişmesi gerekiyor, öyle değil mi? Ben hayatı değiştiremem. 8 milyar insanı kafama göre değiştiremem. Ve değiştiremeyecek de hiç kimse. Dünyayı değiştiremezsiniz. Ama kişi kendisini değiştirebilir. Öncelikle öfkeliysem koşullar bana kimden geliyor? Bak Azerbaycan grubundasın. Yaradan'dan başka bir etki yok bize, öyle değil mi? Tüm hayat Yaradan'ın bize yaklaşımı. Dolayısıyla bana gelen her şey Yaradan'dan geliyor ise soru şu olması lazım. Yaradan'ın bana yaklaşımına doğru nasıl karşılık verebilirim? Bunun cevabı nerede? Çalışmanın içinde. O yüzden çalışmanın içine girersen başına gelen şeylere doğru bir şekilde nasıl karşılık verebileceğini öğrenebilirsin. Peki hocam, şimdi az evvel de mesela şeyden bahsettik, işte insan kendini kötü hissediyorsa yaratana iyi diyebilme şansı yok ya da o iyilik yapıyor diyebilme şansı yok dedik. Ama bir taraftan da şunu söyledik, insanın hisleri direktman yaratandan geliyor. Yani sonuçlar bunlar, yaratanın eylemlerinin sonuçları diyelim kısacası. Şimdi böyle bir koşulun içerisindeyken kişi öyleyse hislerine kapılmaktan ziyade o hislerin nasıl, neden ve niçin yaşadığına mı ağırlık vermesi gerekiyor sürekli olarak hayatında? Tabii ki bu hislerle ne yapacağım? Yani bir şey oldu ve bir şey hissediyorum. Şimdi bununla nasıl çalışacağım? Buna nasıl karşılık vereceğim? Bunu manevi yolda ilerlemek için nasıl bir kaldıraca çevireceğim? O şekilde nasıl düşünmesi lazım?